Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün okullarımızı bitiriyoruz. Evet, sapın arasındaki. Aradakileri koparıyoruz. Şöyle mesela şurada var. Şunu koparıyoruz. Şunu ki daha verimli olsun ve en alttaki yapraklarını da kopartıyorum. Şu şekilde koparttım ben bunları şimdi. Şu şekilde kopartıyorum ki topraktan hastalık almasınlar diye. Bunlar o işte bizim yetiştirdiğimiz fideler, biliyorsunuz çok küçüktü. Şimdi bu hale geldiler değil mi Amira? Evet. Ama hala fasulyelerimde sıkıntı var. Amira, fasulye de ekelim bugün. Bak senin ektiklerin oldu. Şuradakileri Amira ekti. Aslında oradakileri de sen ektin. Bak oradakilerde bir şey var. Çıkıyorlar ama yaprak vermiyorlar. Şimdi onları tekrar söküp tekrar fasulye ekeceğiz. Bunları mı? Ama domateslerimiz maşallah. Bunlar güzel oldular. O küçük domatesler. Şimdi böyle bunlara sırık takacağız. Arkadakilere taktık. Arkadaki domatesler bunlar. Yani bunlar bu şekilde büyüdüler. Evet. Hangisi? Evet o. Getir Amira. Şimdi ben yerlerini söyleyeyim mi? Biz nereye yapacağımızı. Benimki gibi anlatayım. Buradakilerde böğürtlen çiçek açtı. Böğürtleni gördün değil mi? Bak ne kadar maşallah. Gördün mü çiçeklerini? Evet, böyle sırıkları yapıyoruz. Bir taraftan buduyoruz domateslere. Bunlar tohumunu, fidesini hep yetiştirdiğim domatesler. Tohumundan ne kadar küçüktü, cılızdı. Bakar mısınız şimdi nasıl oldu? İnsan inanamıyor bazen o kadar cılız domateslerin bu hale gelmesine. Bakın, o küçük domatesler bunlar. Bakın büyüyorlar maşallah. Zorlanıyorsunuz değil mi? Bu şekilde sırıklar konuluyor. Neden bu sırıkları tercih ediyorum? Çünkü benim domateslerimi aslında tek ekmem gerekiyor. Ama ben böyle elimde fide çok olduğu için her yere 2-3'lü 2-3 ektim. O yüzden bunlar tutmuyor bile. Yani normal bu dağdan aldıklarım var, yaptırdığım var. İşte Mahmut abi falan yaptı, teyzemin eşi yaptı, eniştem. Onlara fasulyeleri sardırıyorum yuvarlak oldukları için. Fasulyeleri tutuyor ama bunlar çok fazla domates olduğu için ağırlıktan dolayı çöküyorlar. O yüzden daha sağlam olsun istedim. Sen başı koyma. Yok yok, annem alışmıyor. Şimdi netledi kamera. Koy, kapat. Salatalıklarımı da buduyorum. Onların da budamalarını nasıl yaptığımı göstereceğim. Ama tabii bugün domateslerle uğraşacağım sanırım. Çünkü bayağı budanacak yerleri var. Bakın ben buduyorum, onlar çıkıyor. Bunları hep koparıyorum bu şekilde. Şimdi bunların altlarını da koparacağım. Aşkım teşekkür ederim Amira. Annem de sorunu. Efendim. Küçükler var araya kaynıyor. Onları yeni ektim ama o iki tanesini Hatice abla verdi dene diye. Nereye koyalım diye. İşte nereye koyacağız? Oraya koysan? Yetişmez. Yetişmez. Oraya mecbur bir tane koyacaksınız. Evet, oraya mecbur olacak bir tane. Evet. Şuraya koysak olur. Arkadan sırık yapacağız gene. Mecbur. Şurası değil mi? Evet. Hepsini alır. Buraya kabakları ektim. Ortalarda da salatalıklar var. Bunlara da sırık yapacağım. Hem kabak hem salatalık. Ben de ne yaptım bilmiyorum işte böyle. Var mı? Şimdi salatalıklar için bir çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Bu arada yine... Burada neydi bunlar? Sarımsaklarım. Onların altlarını biraz yine dolduruyorum. Buldun mu? Çivileri oraya koydum ben. Salatalıkları buduyorum. Şu aralardakileri alıyorum ki daha çok gelişsin diye. Mesela şunları alıyorum. Şunu da göstereyim. Şuradakini aldım, temizledim. Şuradakini de temizledim. Şöyle bunları daha iyi verim vermesi için budamak gerekiyor. Bu daha küçük. Tamam, bunlar oldu. Şimdi arka tarafı.
Arka tarafta büyüğü yaptım herhalde. Şunların da bu ilk dalları. Onları da alıyorum. Şunları. Tamam. Böyle. Fasulyeler bu sene böyle biraz hastalıklı. Tekrar fasulye eksem mi ondan yanımız mı? Ya Abdullah. Hı? Şunların arasında tekrar fasulye eksem mi ama sanki yaprakta veriyorlar gibi ben de anlamadım ya. Yani bir şeylik var ama çözemedim ya. Fasulyelerde. Rahat etmeyeceğim değil mi? Ya ben şeyden korkuyorum hani olmazlarsa diye. Bu kadar hem sulanıyor şey yapıyor. Başım döndü ya. Fasulye, ay adını unuttum ya. Salatalıklara gel. Ben de evde böyle bulacağım hatta. Şöyle yaptım. O yere koyduklarınız tutmaz değil mi? Hayır tutmaz. Bunlar gübre olsun diye yaptım. Aşağıya da gübre misin değil mi? Yok şimdi. Patlıcan var bak. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane var herhalde ama orada başka yok mu? 16 tane var. Şurada görüyorum. O kadar 16'sını görüyorum. 16 tane var. Şimdi biberleri de nasıl buduyorum? Şu biberler böyle çatal olduğu zaman çatallaşmış 1, 2, 3 altlarını buduyorum şununla. Böyle. Daha çok verim verebilmesi için bu. Şöyle iki tane bak mesela bu iki tane mi olmuş göremiyorum ama iki tane olmuş. Mesela bak bu da böyle. Şöyle yapacağım. Tamam bak. Bu da iki tane olunca budanacak. Şimdi mesela patlıcanları da böyle buduyorum. Gönder gitsin. Bak. Evet, patlıcanları da bu şekilde buluyorum. Ki güzel yetişsinler diye. Aa, Sibel. Bak çiçek açıyor patlıcan. Bak. Gördün mü? Bunlar çiçek açıyor ama bunu buradan budayacağım. Bak şunu da budayacağım. Evet, buraları daha iyi verim versin diye buduyoruz. Evet, bak buradaki biberler de böyle iki çatal olmuş. Değil mi ya? Ya. O çatala kadar buduyorum. Ben buduyorum, onlar yeniden çıkıyor ama o ayrı da bir şey. Şöyle. Tamam, bak bunları. Böyle budadım. Burada hava soğuk olduğu için ancak bu kadar oluyorlar. Ama çiçekliler artık. Havalarda sıcak giderse birden hepsi daha kuvvetlenir. Şimdi burayı budadım. Buradakiler iki çeker. Şuradakiler iki çeker olmuş bak. Şu biberleri posta posta ektiğim için bak o patlıcanları biberleri posta posta ektiğim için bunlar ilk ektiklerim. Bu büyük çiçek verenler. İlk ektiklerim şunlar. Evet. Şurada da iki yok. Bu küçük. Bu küçük. Bu da küçük. Bunlar küçük. Görüyor musun sen? Ben göremiyorum. Ha şu var.
Onun bahçesindeyiz. Burada ne ekili? Şurada bunlar dere otu. Maydanoz olmadı. Hem maydanoz olmadı. Burayı ekeceksin sen şimdi. Ben şimdi buraya ekeceğim. Ekeyim. Ben şu şeyi çekeceğim. Damla sulama. Bak evet, damla sulamayı düz düz bırakmışsınız. Böylesi daha mantıklı olmuş. Ben de böyle yapabilirim. O zaman hortum hiç kırılmayacak. Bu ana hortum. Ama bu otomatik değil. Kendim ana hortum üzerinden. Evet, kendin çeşmeyi çalıştırdığında otomatik damlamaya başlıyor. Bak, o sık ekmemiş, domatesleri tek tek koymuş. Ben biraz sık ektim, böyle ikili üçlü ektim. Ektim bu şekilde. Aynı ala çapa yapıyor. Oraya maydanoz ekeceğiz şimdi. Şurada bir tane kök kalmış, o maydanoz kalsın. O maydanoz zaten tohumluk olmuş. Bir tane tohumluk olmuş. Evet, iyi. Burada da ne ekili? Burada şey, hem domates ekmişsin, hem patlıcan mı var burada? Patatesler, şu ileridekiler. Bunlar da patlıcan, patlıcan, biber. Aralarda domatesler var. Acı biber. Acı biber. Şunlar ne? Bunlar da biber. Onlar da biber de Şenol ot olmaması için. İyi, mantıklı. Şey poşet demiş, ya. Ot olmaz demiş. Seracı bir adam. Ben evet, sana doğru. Bunu vereyim demiş. İyi olmuş. Patateslerim de bunlar. Yeter Aynur Ala. Şuraya fıstık ektim ama hiç bitmemiş. Aa, fıstık ektin mi? Ha, şuraya ektim ama hiç yok. Baksana, fıstığa benzer bir şey. Demek ki bayatmıştı fıstık. Buraya mı ekmiştin? Şu sıraya ekmiştim fıstık. Hiç yabancı bir cisim yok burada. Domates var, görüyorum. Semizotu var. Semizleri de pek de şey etmek istemiyorum. Şenol'a dedim şunlar bir şey edelim. Ne? Kapatalım. Dolduralım. Doldurulacak değil mi patatesler? Hı-hı. Evet. Şey, aralarındaki semizotları da gider böylelikle. Evet, gidecek. E sen onları toplarsın, ondan sonra çapalarsın. Ben şu küçükleri alabilirim. Yok. Çünkü bunlar aşılı semizotu. Ben atmıştım bak. Çünkü evet, bunlar şey değil. Aslında doğalı en güzeli de, doğalı da burada çıkmıyor. Evet. Bugün Mahmut abi göstermişti bize. Şimdi ama bu da gerçek. Mesela gerçek mi? Evet, bu gerçek. 7 yaşındaymış. Öyle. Boyun sayısına göre 7 yaşında. O boyun sayısına göre yaşı belli oluyor. Evet. 7 tane boynuz oldu. 7 yaşında. Ama bazıları bunu şey yapıyorlarmış şimdi. Ne? O kafatasını kendileri marangoz yapıyormuş. Şeyini bulduğu zaman. Boynuzu. Boynuzu bulduğu zaman. Ama Hatice ablalar da boynuzu da şeyde orijinal. Bu da da orijinal. Değişik bir şey.